Şeytanınki istek şöyle de olmaz. İstek olsa nefsiz gibi olur. Mesela odur olur. Mesela bir falan ki nefsini gör, damacak görmüyorsam, falan nefsini yiyip görmüyorsam, derske yani büyük varmasın ki, diğer nefse var, iske kirici. İske kirici, şeytandan olur. Lakin o bugün hem derske varmam, varmasam o, derse o nefsinden olur. Mesela sen yiyip geliyorsa, yemezsen bu meyve çekerek deyip istese, o nefsinden olur. Şeytanın ki istet şalas. Çünkü şeytanın makine zayıftır diken Allah. İnne kaydır şeytanın kaynağı zayıf. Şeytanın makine zayıf. Fakat insanın içinde yamanlık buladı. O şey yamanlık haligi vasıfası bilen işe şüphedir. Keyingi yomonlikni davom etishi, yovuzlikni davom etishi, xatoni davom etishi, gunohni davom etishi, takrorlanishi, dangasalikni davom etishi, masalan, nafsdan bo'ladi. Bu nafs tarbiyalanishi kerak. Shaytonga to'ng'imay. Bugun ham dars qoldirib aytdigan, dars qoldirib bilgan, dars qilmasdan keyin shayton azob demang. Shayton bechoraga ham tuhmat qila olmaslik kerak. Çünkü taşkışını doğru koymazsanız muhalacı doğru olmayın. Tekrarlanırsa bir istek, yamanlık ki, yok ki yakışıklıktan çekilmiş, dengeselik. Tekrarlanırsa bu nefsinden olur. Nefsin terbiyesi türlü içe bulur. Yani. Hemen de halkı geçirdiğiniz aslında. Umumi kaideler birincisi Allah'a değerlenir. Ya Allah nefsimi usulden bana nusret bir. Ozu miyengeme, ozu maratak varaman demeyiz. Sünnet-i şerifede Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkihe. Nefsimme takvasını bil, onu pakla. En yakşı pakla edigen ozinsen. Egesi ozinsen. Dostu yardımcısı ozinsen. Minmez. Yani şimdi Allah'a taşlayıp durup dua kırış gerek. Birincisi. Kendisi kişi uzun çınıktırış gerek. Dengesani köpüranmadan gelir. Köpü yukudan, köpü yiyişten, köpü yiyişten ve lağımdan gelir. Lağu çünkü ne mi için insanlar lağun yakış görür? Çünkü mesuliyeti unuttunuz. Siz mesela oyun tamaşa kılın, mesuliyeti sizden çıkar kancadır. Mesuliyetler çekin et sizden. Kaya kadar mesuliyet dursun da mesela diyelim, bolayınız kasar oturup, futbol görmeyiz. Otayınız kasar oturup, kino görmeyiz. Otaya karışık mesuliyeti man kılın. Behuda narsalar mas'uliyatni unuttirgani uchun insonga yoqadi. Ichayotganlar ham aroqni ichayotganlar, kayf uchun yoki qora dorini ichayotganlar ham asosan mas'uliyatni unutish bilan va shirin xayollar bilan dazatlarda xolos, o'zi bemaza sasi badbo'y, badhazm narsa bo'ladi. Mas'uliyatni unutish qanchadir asablarga dam berish bilan yoki hayot bilan lazzatdir. Xolos. Demak, lag'u ham xuddi shunaqa narsa. Insonni mas'uliyatini unuttiradi. Mas'uliyat unutgandan keyin kishi darsni ham qilmaydi. Boshqa mas'uliyatidagi narsalarni ham qilmaydi. Shuning uchun madaniy hordiq yaxshi narsa. Lekin u sizni keyingi mas'uliyatli, undan ham kattaroq mas'uliyatli narsalarga tayyorlasa yaxshi narsa. Çocuğun az miktarda buluş gerek. Ki Abu Darda radiyallahu anhu inni le estecimmu bil batil li etteqavva bihi alel haq. Hakdan murad yani izbulik yaşa emirler, ciddi emirler. Ciddi emirler ki yaşa emirler ki uzunda nefsinde kuvvet tapışsın. Ciddi bu megan ancak önce şu hazır huzur yengil nefseler bilen biraz şuğurlarını koyamadı. Biraz mutayibe kıladı. Biraz atı oynatadı mesela, o şu devirde. Biraz bir dergin diyerek hırgaya kırışı mümkün. Biraz da kırışı mümkün olsun. Bu o şu ciddilikle biraz yengeletip nefske, ruhke, kalpke kuvvetini kaytarıp ondan hem ciddi nerseyi kurtarıp çıkışı mümkün. Lekin o şu mümkün belirlip, lakuge belirlip
Beyhude narsaga ko'ngil qo'ysa-chi, unda u odam mas'uliyatni unutib qo'yadi. Ko'p oilalarni buzilishiga olib kelayotgan omillardan bittasi shu mas'uliyatni bilmaslik. Ijtimoiy muammolardan bu mas'uliyatni his qilmaslik. O'qituvchini shogirdga yaxshi dars bermaslik ham mas'uliyatni yaxshi his qilmaslik. Shogirdni yaxshi dars olmasdan yoki dars bersa, imtihonda aldab o'tishi mas'uliyatsizlik. Ertaga u doktor bo'lsa, aql etmagan joyga ham pichoq solaveradi inson tanasiga. Birga bo'ladi deb. Mas'uliyatsizlik. Men eshitganim, bundan bir necha yil burun bir onkologiya shifoxonasida, shu saraton shifoxonasida bir yilda 200 ta ayol noto'g'ri nima qilingan, jarohat qilingan. Ko'kragi kesilgan. 200 ta bir yilda ko'rga bitta to'g'ri keladi. Ish kunlarini oladigan bo'lsangiz, bayramlarni damdan chiqib olsangiz. Nimaga mas'uliyat yo'q? Ancha yillar oldin bo'lgan eshitgan. Mas'uliyat yo'q. Birovni his qilmaydi. O'zining zimmasiga tushgan omonatni his qilmaydi. Mas'uliyatsizlikdan nimadan keladi? Axloqsizlikdan keladi va shu lag'v shunga sabab bo'ladi. Darsga ham omillardan bittasi shu. Shuning uchun lag'vni yo'qotish kerak. Gunohni yo'qotish kerak, lag'vni yo'qotish kerak. Birinchi o'rinda hayotingizni o'chirib tashlang. Madaniy hordiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, bir hozir masalan deylik, askiya tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, insonning axloqiga, iffatiga, bir diyonatiga putur yetkazmaydigan bir zakovatli latifadan bo'lsa, masalan, un bilan hordiq chiqarishingiz mumkin. Shunga o'xshagan narsalar bilan hordiq chiqaring. Ko'proq hordiq chiqarishga jismoniy tarbiya yaxshi, eng yaxshisi shu. Eng zo'ri jismoniy tarbiya. Shu bilan shug'ullaning, keyin yana darsga qaytsang. Ana shunday qilinsa, dangasalik ketadi. Tushunadingmi? Allohdan panoh so'raysiz. Yaxshisi yomonligidan va o'zingizni lag'vdan, gunohdan chetlatasiz. Shunda inson jiddiy narsalarda bardavom bo'la oladi. Darsga ham jiddiy bo'ladi. Kelajakda ustoz bo'lsa, ustozlikka ham jiddiy bo'ladi. Ana shu kishilar o'ziga, oilasiga, yurtiga, butun insoniyatga xizmat qiladigan kishilar bo'ladi. Shularning oila mas'uliyatini his qiladi, farzand mas'uliyatini his qiladi. Kelajakda rahbar bo'lsa, rahbarlik mas'uliyatini his qiladi. Farrosh bo'lsa, farroshlikning mas'uliyatini his qiladi. Hazikamiga qo'l ustida tozalamaydi. Mana shu sabablardan bittasi lag'v. Hayotimizda lag'v ko'paygan, behuda narsa ko'paygandan bu. Kino ko'rmaymiz, ko'ring kino. Lekin u sizda ma'rifat toshirsin. U sizda dunyo qarashni kengaytirsin. Aski eshitmaymiz, eshiting. U sizda zakovatni saqlasin. Tushundingizmi? Ana shunday tanlab kerak paytda ozgina foydalanib qolgan paytda o'zingizni lag'vdan uzoq qilsangiz, shunda inshaalloh hamma ishda muvaffaqiyatli bo'lasiz, jiddiy bo'lasiz. Shuningdek, siz hadafni, ya'ni maqsadni to'g'ri qo'ya olishingiz kerak. Talabni nima uchun qo'yasiz? O'rtog'ingizga qiziqirmi? Balonchidan o'zingiz uchunmi? Yo'q. Oldin maqsadni qo'ying. Nima uchun o'rganyapsiz? Maqsadni aniq belgilangda, keyin yo'lni chizing, yo'lni kunlarga bo'ling. Birinchi oyda birinchi mustavon tugataman, ikkinchi oyda ikkinchi mustavon tugataman, uchinchi oyda to'rt falon kitob tugataman, to'rtinchi oyda falon kitob tugataman. Mana falon yilda men shu marraga yetaman. Va har bo'limni o'z kunida bajarib boring. Mabodo yarmi qolib ketsa, ertasiga qazosini o'tang. Uchinchi kunga o'tkazmang. Shunday qilsangiz inshaalloh orqaga ketmaydi inson, oxirigacha yetib boradi. Alloh taolo muvaffaq qilsin.